Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda işte bu sezonlar için Arda Turan, Fatih Terim, işte birçok Galatasaraylı futbolcunun dolandırılma hikayesi var şu anda medyada. Her yerde bu haberleri görüyoruz, işte yaşananları görüyoruz. Peki burada yaşanan ne? Nasıl bir sistem yapıldı? Bundan bahsedeceğim size. Aslında işte daha önceki ne bileyim bir çiftlik bank falan gibi pek çok örneğini gördüğümüz şeylerden bir farkı yok. Burada yaşanan sadece işte bir bankacının ve yaptığı bir işlem ve çok fazla futbolcu gibi işte hani medyada bilinen kişilerin dolandırıldığı için çok daha fazla dikkat çeken gündem olan bir konu aslında. Ponzi sistemi kullanılmış burada. Ponzi sistemi nedir? Yani aslında bir saadet zinciri yine. Ponzi sistemi şekilde arkadaşlar. Yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi gösteriyorlar ve yatırımcıları bu şekilde sisteme katmaya amaçlıyorlar. İlk yatırımcının verdiği parayı sonraki yatırımcı ilk yatırımcı bir para koyuyor. Ondan sonra işte buna diyorlar ki işte bir kar vereceğiz. İşte piyasadaki bankaların verdiği faiz oranından daha çok daha fazla bir şey veriyor ki buraya insan çekebilsin. Çok daha fazla kazandırıyor ki insan çekebilsin. Bu yüksek karı gören kişiler ilk başta yatırıyor. Ondan sonra işte kar almaya başlıyorlar. İçindeki paradan mesela kar veriyor. Kar aldığını gören kişi etrafını anlatıyor, yayıyor. İşte bazı sistemlerde işte getirdiğin kişiden de kar alacaksın gibi bir işte saadet zincir muhabbetine döndürüyorlar olayı. Ve sonra artık sistem yeni gelen kişinin verdiği parayı eski katılımcılara kar payı olarak verme şekline devam ediyor. Burada peki sistem nerede çöküyor? Niye batıyorlar? Niye işte dolandırma hikayesine dönüyor? Bunu söyleyelim. Şu şekilde arkadaşlar. Sonsuza kadar yeni kişiler giremeyeceği için sisteme işte yeni kişinin parasını eskiye kar payı olarak verdiği için ve artık bir yerden sonra yeni kişi girmeyeceği için burada zincir duruyor arkadaşlar. Sistem çöküyor ve Ponzi sonlanıyor. Bu yüzden de bu işlemin sonucu genel olarak ya işte bir tıklanma falan ya da tüm paralarını o sisteme gelen tüm parayı alıp kaçmayla bitiyor. Daha önce Çiftlik Bank'ta falan da gördüğümüz gibi. Aslında dediğim gibi birebir aynı sistem. Bu Ponzi sistemini tarihte ilk İşte bu sisteme adını veren Charles Ponzi 1920 yılında gerçekleştirmiş. İşte kısa sürede 10 bin yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırmış ve bu sistemde tabii ki çok fazla sürmeden çökmüş. Bir örnekle hani anlatırsak bir şekilde arkadaşlar diyelim ki ülkedeki faiz oranı işte %3. Bu Ponzi sistemini kuran kişi de diyor ki siz bana parayı yatırın. Bak faiz banka %3 veriyor. Ben %10 vereceğim diyor. %3 mü %10 mu? Tabii ki kişiler de çok fazla para kazanmak istediği için insanlar fazla kolay para ve fazla para kazanmak istediği için buraya geliyorlar yavaş yavaş. İşte veriyor %10'unu. İlk gelen kişi %10 alıyor. Ondan sonraki kişiler artık daha fazla kazandıracağı için işte yeni yatırımcı da %11 öneriyor. Ondan sonraki %12. Bu şekilde bir yükselerek bir faiz oranı getiriyor ki insanlar parasını getirsin. Dediğim gibi de yeni gelen paraları eskiye kar payı olarak veriyor. Ama artık bir zaman sonra yeni kişi girmeyeceği için de bu sistem patlıyor arkadaşlar. Burada da zaten yine gördüğümüz dediğim gibi aynı şey pek çok kişi, pek çok futbolcu tanıdığımız insanlar bu sisteme kanmışlar. Yani hani Çiftlik Bank'ta falan küçük yatırımcılar genelde işte ne bileyim arabasını satıp yatırımcılar tabii ki çok o kişiler için de o paralar çok değerli olduğu için çok canı yandı çok fazla insanın. Burada da işte şunu gördük. Hani orada insanlar küçük paralarını büyütmeye çalıştılar. İşte zengin olmaya çalıştılar. Hadi yine anladık ama burada işte 14 milyon dolar getirip buraya yatırmak. Zaten bankaya yatırınca bile onun getireceği faiz çok ciddi. İşte burada hani o yetmiyor. İnsan artık o para hırsı daha da fazla kazanma hırsı böyle çok büyük paraların patlamasına sebep oldu. Yani kolay yoldan para kazanma diye bir şey yok yani arkadaşlar. Bunun acısını hep çekti ve hala aynı sistemlerle dolandırıldığımız halde aynı şekilde de devam ediyoruz. Aslında bir kere olduktan sonra akıllanmak gerekiyordu ama gördüğümüz kadarıyla kimse akıllanmamış. Dediğim gibi bu şekilde kolay para vaatlerine kanmayın, aldanmayın. Her zaman bankalar falan böyle daha güvenilir resmi kurumlarla hareket edin arkadaşlar. Bu da benim size tavsiyem olsun. Faydalı bulduysanız yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.